Kendi sosumuz var bizim. O konuda bizi çok beğeniyorlar. Afiyet olsun. Teşekkürler, sağ olun. Ve zırh kıyması Adana. Et bana göre sulu olması lazım. Adana Seyhan, Gürsel Paşa, Musa Usta'nın herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı, Doyuruş Hatta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Musa Usta'm özellikle tavuk konusunda çok iddialı. Tavuk kebabının nasıl yapıldığı konusunda bilgi alacağız. Ve burada neler yiyebiliriz o konuda Musa Usta'mdan bilgi alacağız. Şu an içeri doğru geçiyoruz. Hayırlı işler Usta'm, kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. Teşekkürler. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Şu an biz Adana zırh kıyması hazırlıyoruz. Müslüm Usta'm, Musa Usta kebapta neler yiyebiliriz? Musa Usta kebapta her türlü ızgara yemek yiyebiliriz. Adana kebap, tavuk şiş, et külbastı, piliş külbastı, beyti, çöp şiş, ciğer ve bütün ürünlerimiz taze hazırlanıyor. Hazırlanıp bekletilmiyor. Sipariş gelince o şekilde hazırlayıp yapıyoruz. Bu konuda bizi çok beğeniyorlar ve çok seviyorlar. Biz de kendilerini çok beğenip çok seviyoruz. Şu anki pişirdiğimiz tavuk şiş, derisiz kemiksiz, özel soslu. Kendi sosumuz var bizim. O sosu hazırlıyoruz bunu. Bir porsiyonda 3 şiş vardır. Müşterilerimiz bunu çok beğeniyorlar. Şimdi bu benim dikkatimi çekti. Ben bunu bu şekilde ilk kez görüyorum. Evet. Ya yani bunun özelliği ne ustam? Bunun özelliği avcarı. Sosu, yani çok özel bir sosumuz var bizim. O özel sosla bunu avcarlıyoruz. Ve yediği zaman yeni müşterilerimiz hiç daha biz böyle bir tavuk şiş yemedik diyorlar. Peki bunu başka yerde yiyemez miyiz şu an? Aynısını. Yani sanmıyorum yiyeceklerinden. Bir burada gelir bizde bir yerler, görürler. Bir de başka yerde yerler. Kıyaslı kendileri yaparlar. Biz birazdan bunu kıyaslaması yapacağız. Tabii ki. Bu kadar iddialı söylüyorum. Gelip yedikleri zaman kendileri kararlarını kendileri verecekler. Yemeğimizin bunun aynısını yapacak. Aynısını, birebir aynısını, aynı lezzet, aynı kıvamda yapacak. Ben hiç kimseyi sanmıyorum böyle yapabileceğini. Yaparız diyen varsa gelsin buyursun. Her şey burada, tezgah da burada, baharatlar da burada. Biz karışmayacağız. Ama görüntü gerçekten çok güzel. Müşteri aynı masaya iki kişi aynı yemeği yapacak. Hem biz yapacağız hem de diğer kendine güvenen usta varsa gelsin yapsın. Aynı yani yapsa tatlıyor. Bile aynı lezzeti alamaz, doğru mu usta? Öyle diyorum, iddialı konuşuyoruz bu konuda. Yemeği de, notu da bizden değil de müşterimden, müşterimizin kendisinden alacağız. Ama o şeyi de aldım. Bu işin sırrı bize aittir. Yani bu kadar iddialı söylüyorum. Lezzet konusunda. Her yerde tavuk vardır, her yerde kanat vardır, her yerde baharat vardır ama bizim buna yaptığımız baharat kıvamını, avcar kıvamını kimsenin yapacağını sanmıyoruz. Bir de en önemlisi siz buraya sevginizi katıyorsunuz. Sevgimizi, muhabbetimizi, gönlümüzü, her şeyimizi koyuyoruz. Ve bizi hiç tanımayan insanlar ilk defa gelip yemek yiyip dostlarına, arkadaşlarına, ahbaplarına özellikle tavsiye ediyorlar. Hiç tanımadığımız insanlar geliyorlar, bize diyorlar ki bu yemek, sizin bir özel bir tavuğunuz varmış. Bizi işte Ahmet Bey yolladı veya Mehmet Bey yolladı diyorlar. Aynısına yemek istiyoruz diyorlar. Ve yedikten sonra da bize anlattıkları azmış diyorlar. Bu bize anlatılan daha da üstünde bir lezzete sahip. Evet. Şimdi ben burada şu an tavuk istediğim zaman akşamdan avcarlama, işte bir gün bekletme, yani yok. Öyle bir şey yok değil mi? Hayır kesinlikle. Bizde yok. Başkasını bilemem. Ya, bu da ilginç bir bilgi. Evet. Yani güzel. Bizde sipariş gelir, salatası, yemeği, acılı, acısız, ne yiyecekse, kuşbaşı, çöp şiş, Adana kebap. Adana kebabı zaten tamamen zırh kıymasıdır. Efendime söyleyeyim. Sipariş geldiği zaman hazırlanır, saplanır. Öyle saplayıp dolaba koyma, efendime söyleyeyim, daha önceden avcarlayıp dolaba koyma gibi bir şeyimiz yok. Her şeyimiz taze. Tamam.
3 dakika 5 dakika bekletiriz ama ağız tadıyla yemeklerini yerler. Bu 5 tane malzemeleri hazır mı? Evet. Tamam. Bu ne eti Müslüm Ustam? Tamamen kuzu eti bu. Dan eti kesinlikle yok ve kullanmıyoruz biz. İş yerimizde dan eti kesinlikle kullanmıyoruz. Çoğu dan etinden alıyor, filetosunu doğruyor, süte yatırıyor, efendime söyleyeyim yağa yatırıyor, bekletiyor, yumuşasın diye. Ama yerken bu o tadı alamıyorlar. Müslüm Ustam burası neresi? Burası Musa Usta Kebap. Adana Abidin Dino Bulvarı. Zaten Abidin Dino Bulvarı'na girdiği zaman kime sorsalar bizi gösterirler. Kendileri de görürler zaten. Yol üzerinde, ana yol üzerindeyiz. Bulvar üzerindeyiz yani. İstedikleri zaman gelebilirler. Sabah 11.30-12 arası servisimiz başlar. Akşam 10'a kadar servisimiz devam ediyor. İçki ya. Kesinlikle yoktur. İçki... Pardon, ne yoktur? Alkol? Evet, yok, anladım. İş yerimizde alkol yoktur yani. Anladım. Tamamen aile yeridir yerimiz. Her zaman müşterilerimiz... O zaman tüm aileleri buraya bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Damak zevkine düşkün olan insanları özellikle bekliyoruz. Buyursunlar gelsinler inşallah. Musa Ustam, evet, bu kebapların bu kadar lezzetli olma sebebi nedir? Bizi yetiştiren tabii ki ustamız Hacı Salik. Hacı Salik ustam benim. Ustam benim Hacı Salik. 25 sene ben yanımda kaldım. Kalitemizde hiç taviz vermedik yani. Kalitemiz hep aynı. Aynı çizgide gidiyoruz mesela. Yemeklerimiz hep kalitelidir yani bizim yemeklerimiz. Hep günlüktür yani bizimkiler. Yani o zaman her meslekte olduğu gibi kebapçılık mesleğinde de iyi bir ustaya denk gelmek büyük bir şanstır, doğru mu? Şans tabii, şans tabii, şans. Şans tabii. Abi güle güle, işin rast gelsin abi. Diğeri adını kebabı bibersiz mi oluyor, acısız mı oluyor? Şu iki adet olan acısızdır. Sadece tuzatıldığı için rengi beyazdır. Bunlar normal acılı olduğu için, içinde kırmızı kökler ve toz biber olduğu için rengi o yüzden kırmızıdır. O zaman siz müşterinin isteğine göre kebap tabii, yapıyorsunuz. Tabii, acılı yiyen acılı yapıyoruz. Acısız isteyen acısız yapıyoruz. İsteğe uygun. Tamamen zırh kıymasıdır. Elde çekiyoruz. Bir masa, tablo gibi yapmış. Müslüm Ustam'ın ellerine sağlık. Afiyet şifa olsun. Burada neler var Ustam? Tadımlık yaptık ben size bunu. Tadına evet, tadımlık sevmiştik, evet. Et külbastı, kuşbaşı, tavuk şiş ve zırh kıyması Adana. Bunu tadımı bir tadına bakın. Siz de kendiniz bir not verin. Afiyet olsun. 10 üzerinden 10. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüntü olarak 10 üzerinden 10. Tadı da büyük bir ihtimalle aynı dediğiniz gibidir. Evet. Yemeği soğutmadan buyurun başlayın. Tamam. Yönet hocama başlayalım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ekmeksiz o külbastı tadımı bir tadına bakın. Şu külbastıların özellikle ekmeksiz tadına bakmamızı istedi. Tadının farkına hemen, başla. Hemen göreceksiniz dedi. Adını hissettiriyor. Hafif bir acı vermiş. Bülent hocam konuşamaz oğlum. Afiyet olsun, yanasın. Teşekkür ederiz. Gerçekten ağzında eriyip gidiyor. Şimdi Müslüm Ustam, Musa Ustam bize özellikle bu sizlerin de gördüğü gibi et bana göre sulu olması lazım.
ve çok fazla pişmemesi lazım. Ekmeksiz yememizi istedi. Şu an sizler için tadına bakıyorum. Çok böyle farklı baharat kokular var. Acısı gayet yerinde, güzel. Yumuşacık ve pamuk gibi. Ustam ellerine sağlık. Bülent hocam, siz çekmeye devam edin, ben yemeye devam edeyim. Özellikle ustalarım, bu tavuğu şu an çoğu yerde kesinlikle bu şekilde yiyemezsiniz dedim. Sizler için şu an tavuğun tadına bakıyorum. Kesinlikle haklı ustalarım, vallahi süper. On üzerinden 10, 100 üzerinden 100. Ustam ellerine sağlık. Ustam görüşmek üzere, hayırlı işler. Güle güle, güle güle abi. Bu tür videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.